Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün nahiv dersinde ismi işaret konusunu işleyeceğiz. Bir nahiv konusu. Yakında, uzakta bulunan herhangi bir şeye işaret etmek için kullanılan bir takım isimlerimiz var. Bu isimlerden sonra gelen bir müşari nehi var. Bununla alakalı konu işleyeceğiz. Ve bu konunun içerisinde bir de irap anlatacağız. Çünkü son alıştırmasında bir irap alıştırması var. Bu konunun içerisinde irap konusunda kısaca bir anlatmış olacağız. Şuraya tabloya bakın. Tabloyu ikiye bölmüş. Yukarıda yakın için kullanılan isim işaretler var. Mesela burada. Burada da yani hemen onun karşısında. Bunların müennes versiyonları var. Aşağıdaki tablo uzak için kullanılan isim işaretler. Karşısında da hemen onun müennes versiyonları var. İkiye bölmüş tabloyu bu şekilde bize. Örnek cümleleri bu şekilde vermiş. Biz önce konuyu her zaman olduğu gibi kısaca bir anlatalım. Ondan sonra buradaki kayda kısmı ve şuradaki örnek cümleleri izahını yapacağız. Konu Arapça Dil Bilgisi Sarnayı kitabımızın 404. sayfası arkadaşlar. Bu konunun da yine zamirlerde olduğu gibi, isim mesullerde olduğu gibi bir çekimi var. Yani tekile, ikile, çoğula hangisi kullanılır? Bunların müennesleri nelerdir? Bununla alakalı burada da bir çekim söz konusu. Hem yakına hem de uzağa bir çekim göreceğiz biz bu konu içerisinde. Tanım şöyle bakın. İsmi işaretler. Yakında veya uzakta bulunan maddi veya manevi bir şeye işaret etmek için kullanılan marife, mebni kelimelerdir. Tesniye bölümü hariç demiş. Tesniye bölümü mebni değildir. Tanımda birçok önemli husus var. Onların hepsini bir gözden geçirelim. Bir defa yakında veya uzakta bulunan maddi veya manevi şeylere işaret etmek için kullanılıyor. Bu bir. Buna bir diyebiliriz. İki, bu kelimeler yani burada biraz sonra çekimde göstereceğim bütün kelimeler marifedir. Üç, bu kelimeler mebnidir arkadaşlar. Kelimelerde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Üç tane önemli durum var. Bir şeye işarette bulunuyor. Marifedir bunlar. Marife türlerinden saymıştık zaten. Ve mebnidir. Mebni dediğimiz harekesi hiçbir şekilde değişmeyen demekti. İrabı değişmeyen, nereye yazılırsa yazılsın aynı şekilde yazılan kelimelerde üç tane önemli husus var. Burada demiş ki tesniye bölümleri mebni değildir. Yani ikil bir kısım göstereceğim. Orada o ikil bölüm mebni değil. Orası muhraptır. Geriye kalanlar mebni. Bir örnek cümle üzerinden bakalım mesela. Hâzâ demiş bu. Hâzâ seyyâd. Bu avcı mahirun beceriklidir. Bu avcı beceriklidir ifadesinde şurada mesela bir hâzâ geçmiş ismi işaret ki isimdir kelime. Cümle isimle başlamış olduğuna göre ilk kelime müptedadır. Yani kelimenin adı ismi işaret ve cümlenin müptedasıdır. İsmi işaretten sonra gelen eflamın kelimeye arkadaşlar müşarun ileyh denir. Biraz sonra bakacağız. İsmi işaretle müşarun ileyh arasında bir irtibat söz konusu. İsmi işaretten sonra gelen eflamın kelimeye müşarun ileyh denir ki kesinlikle eflamın olması lazım. Bu kelime cümle içerisinde yani cümlenin öğesi olmak açısından müşarun ileyh olarak kullanılan kelime cümlede ya bedeldir ya da atı beyandır. İrab edirken bu şekilde irab edeceğiz. Zaten haberimiz de nekraydı. Buradaki mahirun kelimesi de nekra bir lafız ve burada haber olarak kullanılmış. Tercüme nasıl? Hazreti Seyyad diyor bu avcı mahirun beceriklidir. Bir avcıya işarette bulunmuş, bir avcıyı işaret etmiş. Burada şunu özellikle vurgulayayım arkadaşlar. Diğer örnekleri göstereceğim. İrab yaparken yani kelimenin cümlenin hangi öğesi olduğunu ifade ederken mesela diyelim ki haza ile cümle başlamış. Bu kelimeye ismi işaret demeyiniz sakın. Bu onun adı sadece. Bu kelime cümlenin hangi üyesidir denildiği zaman mesela cümle başında bulunduğu zaman bir isim olduğu için müptede olur. Buna irab yani cümlenin üyesi olduğunu belirtmek açısından ismi işaret demeyiniz. İsmi işaret sadece onun adı. Mesela şöyle düşünün. Hüve mütekaidun diye bir cümle düşünün. Hüve mütegaidun de hüve zamirdir. İsmi yerini tutar ki isimdir. Yani bir ismi yerini tutmuş olması hasebiyle. Cümle kendisiyle başlamıştır. Bu kelime burada müptedadır. Kelime zamir. Yani isimlendirme açısından bir zamir. Ama cümlenin müptedasıdır. İsimlendirme ile cümledeki konumunu birbirine karıştırmayınız. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla mesela diyelim ki şurada sayyad kelimesinin altı çizilmiş. Sayyad kelimesine müşerrili isimlendirme açısından söyleyebilirsiniz. Ama cümlenin öğesi olmak açısından
Cümlenin hangi öğesidir onu ifade etmek açısından müşerretlemezsiniz. Bu kelime ya bedeldir ya da atı beyandır. İkisi de oluyor ki bedel olarak kullanılacak. Örnek birçok örnek göstereceğim. Buradaki aşağıda yazılı örneklere bakalım. Hadi şecere diyor. Bu ağaç kebiratün büyüktür. Mesela mühendis bir kullanım. Hadani fellahan diyor. Bu iki çiftçi neşitani çalışkandır. Haülâil fellahune, bu çiftçiler mahirune, beceriklidir. Haülâil fellahat, bu bayan çiftçiler mahiratun, beceriklidir diye burada tekil, çoğul, müzekker, mühennes bir takım isim işaretler kullanmış ve kendilerinden sonra bakın eliflamlı bir kelime geçmiş. O eliflamlı kelime orada müşerrenittir. Yani şu an gördüğümüz konuda geçen kelimelerin adı isim işareti, sonraki eliflamlı kelimeye de müşerren ileyh diyeceğiz. Ama irabları farklı ki haza cümlede aşağı yukarı her şey olabiliyor. Mevsuf olmak hariç zannedersem. Yani müpteda, haber, fail, aklınıza ne geliyorsa olabiliyor cümle içerisinde. Ama adı nedir? İsimlendirme açısından kendisi ismi işarettir. Dersin başında da söylediğim gibi bu isim işaret dediğimiz yapının yakın ve uzağa kullanılan bir çekim var. Aslında yakına, orta uzağa ve uzağa kullanılan bir çekim var. Ders kitabımız orta uzak için kullanılanı almamış. Biz de sadece size yakın ve uzağı göstereceğiz. Hem yakın hem de uzak için kullanılan bir çekim var. Çekim şöyle. Yine bu tabloyu sürekli kullanacağız demiştik. Yukarıdan aşağıya şu işaretlediğim yer tekil. Yani burada ne kadar şey varsa tekile dehat eder. Şu ortadakiler ikil, sondakiler de çoğul. Bu taraftan bakarsanız, meseleye şöyle bakarsanız, burası müzekker. Alt tarafta onun müennes versiyonu. Çekim şöyle. Hada, hadani, hazeyni, haülayi, hazihi, hatani, hateyni, haülayi şeklinde bir çekim var. Bakın, haza tekil müzekker. Onun müennesi hadihi. Hadanın ikili, hazani de olabilir, hazeyni de olabilir. Bunu biraz sonra göstereceğim. Hazanın çoğulu haülayi. Hadihi müennesi, müennesin ikili hatani hateyni. Yine burada da aynı şekilde şunun kullanımı işte bir yere denk gelecek. Şu başka bir yere denk gelecek. Hadihinin çoğulu haülayi. O zaman haülayi hem müzekkerin çoğulu hem de müennesin çoğulu olarak kullanılan bir lafız. Manasından nasıl olacaktır? Bu ikisi bunlar. Alt tarafta aynı ama bayana kullanılır. Bu ikisi bunlar şeklinde kullanılmaktadır. Peki burada niye iki ayrı kelime var? Yani hazani ve hazeyni, hatani ve hateyni şeklinde neden kullanılmıştır? Dersin başında da ifade ettiğimiz üzere bu kelimeler mebnidir arkadaşlar. Yani cümlenin neresine koyarsan koy harekesi değişmez. Fakat ikil bölüm hariç. İkil bölüm ikilin irabına tabidir. İkilin irabını hatırlayın. İkil merfuat, mansubat ve mecruratla alakalı kullanımlar açısından nasıldı? İkili merfuattaki herhangi bir konu için kullanıyorsak elif'in koyuyorduk sonuna. Mansubat ve mecruratla alakalı herhangi bir konu için kullanıyorsak sonuna ye'nin getiriyorduk. Burada da aynı durum söz konusu. Yani siz hazani ancak merfuatla alakalı bir şey için kullanabilirsiniz. Yani ne olur mesela gördüğümüzden müpteda yapabilirsiniz, haber yapabilirsiniz, fail yapabilirsiniz. Sonunda elifin olanı. Ama ye'nin olanı mansubat ve mecruratla alakalı bir şey için kullanabilirsiniz. Yani mesela mef'ulün bih yapabilirsiniz gördüğümüz konulardan. Veya başına harfler getirdiğinizde böyle yazabilirsiniz. Veya işte muzafın neh yine sonuna ye'nin oluyordu. İkisi için de yani hem müzekker hem müennes için de aynı durum söz konusu. Elif'in olanı birinci sütuna kullanıyorsunuz. Y'nin olanı da iki ve üçüncü sütuna kullanıyorsunuz. Burası murab değil arkadaşlar. Pardon, mebni değil. Müfret kısım ve çoğul kısım mebnidir. Cümlenin neresine koyarsan koy aynı şekilde okuyorsun. Mesela diyelim ki haülâ-i. Bunu müpteda yapsan da haülâ-i okuyacaksın. Bunu mef'ulün bih yapsan da haülâ-i okuyacaksın. Bunun başına harf cer getirsen de haülâ-i okunacak. Çünkü kelimenin son harekesi kesra üzere mebnidir. Hiçbir değişikliğe falan hiçbir değişikliğe uğramıyor kelime. Normalde mesela ben bunu müpteda yapsam, müptedanın eğer harekesi değişebilseydi, yani bu değişebilen bir kelime olsaydı, son harfinin harekesinin damme olması gerekirdi. Fakat bu kelimeye dokunamıyorsunuz. Yani bu isim işaret olarak söylediğim şeylere asla dokunamayacaksınız harekelerine. Kelimeyi müpteda da yapsan kesra ile okuyacaksın ki dediğim gibi bu dersin sonlarında en son alıştırma, irab alıştırması. Orada ben kısaca bir irabı anlatıp bunun nasıl irab edileceğini de söyleyeceğim zaten. Yakın için kullanılan ismi işaretler bunlar arkadaşlar. Bir, iki. Bunun bir de uzak versiyonu var. Yani uzak için kullanılan bir ismi işaret çekimimiz var. İki tane şey zaten iki ayrı çekim var.
Burada da çekim şöyle. Zalike, zanike, zeynike, ülaike, tilke, tanike, teynike, ülaike'den oluşan bir çekim var. Bir önceki yakına işaret ediyordu. Yakındayken bu diyordum. Ama bu uzağa işaret ediyor. Uzağa işaret ettiği için şu diye tercüme edeceksiniz. Zalike tekil müzekker. Bunun ikili zanike ve zeynike. Zalike'nin müzekker çoğulu ülaike. Zalike'nin müennesi tilke. Tilkenin ikili tanike, teynike. Aynı kelimenin çoğulu ülaike. Burada da yakın çekimde olduğu gibi hem müzekkerin çoğulu hem de müennesin çoğulu aynı. Ülaike yani hem müzekker hem de müennes çoğula kullanılan bir lafızdır. Burada da yine ikil bölümünde dikkat edeceğiniz üzere iki ayrı kelime var. Mesela müzekkerde zanike, zeynike var. Müenneste tanike, teynike var. Bunun da mantığı yukarıda söylediğim şeyle aynıdır. Yani burada mesela elif var. Burada ye var. Zanike, zeynike. Burada mesela tanike, elif var. Burada ye var bakın teynike. Elifli olanlar biraz önce izah ettiğim gibi merfuatla alakalı bir şey için kullanılabilir. Yani müptede olabilir, haber olabilir, fail olabilir gördüklerimizden mesela. Sonda ye'nin olanlar da mansubat ve mecruratla alakalı bir şey için kullanılabilir. Mesela diyelim ki siz harfi cerden sonra bir şu ismi işaretlerden birisini getireceksiniz. Hangisini getirirsiniz? Elif'in olan yani elif olan elbette gelemez. Şu ye'li olan gelecektir. Ona dersiniz ki bir zeynike mesela ye'li olanı kullanmış oldum. Çünkü başında harfi cer var. Harfi cer kelimeyi üçüncü bölüme yani mecrutla alakalı kısma dahil ediyordu. Bunun bu da iki ayrı kelime bulunmasının mantığı bu. Yani ikil bölüm mebni değildir, murattır. Murab olunca yani bir değişiklik söz konusu. Elinde alternatif var yani. Murab olunca işte ilgili yere mesela diyelim ki merfuatla alakalı bir yere elif nunlu olanı kullanırsın. Mansubat mecruratla alakalı bir yere ye nunlu olanı kullanırsın. Mesele bundan ibaret arkadaşlar. Bu çekimiydi. Sizin bir tanım bilmeniz lazım. Tanım çok önemli arkadaşlar. Tanım basite almayın. Tanımda diyor ki bakın zamirler pardon ismi işaretler herhangi bir şey işarette bulunmak için kullanılan marife mebni kelimelerdir. Bunlar bir marifedir, iki mebnidir, ikil bölümleri hariç. Bir tanım bilmeniz gerekir. İki, şurada iki tane çekim gösterdim. Hâdâ hâdâni hâzeyni hâulâ'yı, hâdî hâtâni hâtâni hâulâ'yı şeklinde yakın çekim ve uzak çekim. Zalike, zanike, zeynike, ülaike, tilke, tanike, teynike, ülaike şeklinde bu çekimi de bilmem gerekir. Biraz sonra mesela alıştırma yapacağız. Alıştırmada diyecek ki işte şu hazanın uzak versiyonu nedir? Veya diyecek ki işte tilkenin çoğul versiyonu nedir gibi orada alıştırmalar yapacağız. Çekimi yerinizde olsam böyle bu haliyle bir ezberlemeye çalışırım. Çekim böyle arkadaşlar her ikisini birden. Asıl da ismi işaretler yani şunların tamamı ismi işaret değil arkadaşlar. Mesela hada, hadihi diyor ya bu baştaki halar tenbih harfidir. Şeyler ismi işaretler bu zalar, zaniler, zeyniler falan, ülahiler. Bu baştaki halar aslında tenbih harfi ama tamamına ismi işaret diyorlar. Normalde şöyle, asıl ismi işaretler bunlar. Da, dani, zeyni, ülahi, ti, zi, zihi gibi tani, teni, ülahi şeklinde asıl ismi işaretler bunlar. Başlarına bir ha getirilmiş. O ha harfine de ha-i tembih bakın şurada yazıyor. Ha-i tembih denir. Bizim bu konuyla alakalı bir de bilmem gereken müşarın ileyh konusu var. Müşarın ileyh nedir? Girişte söyledim. Müşarın ileyh ismi işaretten yani kelime anlamı açısından kendisine işaret edilen demek. Mesela hadel kalemi diyorsanız kaleme işaret ediyorsunuz. Orada el kalem kelimesi yani ismi işaretten sonra gelen eflam kelime müşarın ileyhtir. Kendisine işaret edilen bir kelime olması sebebiyle kendisine müşarun ileyh denilmiştir. İşaret edilen kelime. Tam olarak şöyle. İsmi işaretten sonra gelen harfi tarifli isimdir. Yani elif lam takısı almış kelimedir. İsmi işaretten sonra gelen elif lamlı elif lam takısı bulunduran bir kelime olması lazım. Başka bir şey olamaz. Yani mesela şöyle olması lazım. Bakın. Hâzâ racûlü neşîtün demiş. Bu adam çalışkandır. Hâzâ racûlün dese mesela elif lam olmasa müşâreni olmayacaktır o kelime. Mutlaka ismi işaretten sonraki bir elif lamlı kelime olması lazım.
Peki ismi işaretle müşerni arasında nasıl bir münasebet var? Müpteda ile haber arasındaki münasebetin aslında aynısı. Müpteda ile haber arasında müzekkerlik menesnesi sayı ümumi vardı. Burada da aynı durum söz konusu. İsmi işaretle müşerni arasında müzekkerlik menesnesi sayı bakımından uyum bulunmak zorunda. Yani siz olur da bakın ismi işareti müennes kullanırsanız müşerni de müennes gelecek. İkisi de müennes bakın. İsmi işareti ikil müzekker kullanırsanız müşerni de ikil müzekker. İsmi işareti İkil müennes kullanırsanız müşerneh de ikil müennes. İsmi işareti bakın hateyni denilmiş ikil müennes müşerneh de ikil müennes. Yani ismi işaretle müşerneh arasında dediğim gibi böyle müzekkerlik müennesle say bakımından uyum var. Burada şeyi unutmayınız arkadaşlar. Bu aks varlıkların çoğulları müfret müennesti. Onunla alakalı ne kullanıyorsanız onu da müfret müennes olması lazım. Bunu ayrıca bir madde olarak zikretmeye aslında gerek de yok. Ta müpteda haber konusunda dedik ki bu okul bitinceye kadar karşınıza çıkacak bir şey. İsmi aksı sahibi olmayan varlıkların çoğulları müfret müennestir. Onunla beraber neyi kullanıyorsanız o da müfret müennes olacak. Mesela şu an müdün kelimesi, medinetün kelimesinin çoğuludur. Aksi varlığın çoğulu şehirler demek. Ben bununla beraber şu an bununla uyum içerisinde olan ismi işaret kullanmaktayım. Dolayısıyla bu kelime müfret müennes hükmünde olduğu için ismi işaretinin de müfret müennes olması lazım. Bunu ayrıca söylemiş olayım arkadaşlar. Aslında meselenin burayla bir alakası yok. Bu genel bir kural. Bu durum müpteda haber arasında da var. Bu durum fiil fail arasında da var. Bu durum sıfatla mevsuf arasında da var. Bu buraya has bir şey değil yani. Bu genel bir durumdur. Ve en son ders kitabımızı almamış ama ben yine de söyleyeyim. Mekan ismi işaretleri var arkadaşlar. Mekan için kullanılan ismi işaretleri. Bunlar da şu kelimeler. Hüna 1, Hünake 2, Hünalike 3, bir de Semme şeklinde 4 tane mekan ismi işaretlerimiz var. Bunları ne işe yaradıklarına bakalım. Bunlar arkadaşlar yakın, orta uzak ve uzağa kullanılan mekan ismi işaretleri. Bakın şöyle. Hüna yakına kullanılır. Yakındaki bir mekan. Hünake orta uzaklık. Şu Hünalike de uzakta olan bir şeye işaret etmek için, bir mekana işaret etmek için kullanılan ismi işarettir. Ki şu aradaki lama, lamül bu denir. Yani uzaklık ifade etmesi açısından kullanılan bir harftir bu. Manaları nasıl? Anlamları. Hüna burada, buraya, burası anlamına gelir. Hünake şurada, şuraya, şurası veya orada, oraya, orası anlamına gelir. Bir de Hünalike var demiştik. O da yine orada, oraya, orası anlamına gelecek bir ismi işarettir. Yani Hüna yakın, Hünake orta uzaklık, Hünalike uzağa kullanılan bir ismi işarettir. Bir de Semme var. Semme de arkadaşlar genelde uzak için kullanılan bir mekan ismi işaretidir. Bunu da burada söylemiş olayım. Bunlarla alakalı önemli husus aslında şu arkadaşlar. Bunlar eğer bir mekana işaret etmiyorsa bunlar cümlede öne geçmiş haber oluyorlar. Ve vardır diye çevirmesi gerekir. Öne geçmiş haber olduğu için. Bakın mesela örneğe Hünake avamili uhra demiş. Hünake vardır, avamili uhra. Başka etkenler vardır. Hünake orada öne geçmiş haber. Biz haberin öne geçmesi alakalı mevzu işleyeceğiz. En azından şu kalsın aklımda. Hünake ve Hünalike'den oluşan mekana işaret eden ismi işaretler var. Bunlar Hüna yakın, Hünake orta uzaklık, Hünalike uzağa kullanılır. Ve bunlar eğer bir mekana işaret etmiyorsa vardır diye çevireceğim. Tercüme açısından önemli bir husus. Durum buydu arkadaşlar. Bunun haricinde söyleyecek bir şey yok. Ve şey de unutmayın. İsmi işaretler mevsuf olmak hariç neredeyse cümlenin bütün öğelerini olabiliyorlar. Yani bu kelime işte müpteda olur, haber olur, fail olur, mef'ulün bih olur. Neredeyse her şeyi olabiliyor bu kelime. Ama ismi işaretten sonra gelen eflamlı kelime sabittir, kesindir, asla değişmez. Adı müşerrünnehtir, cümlenin öğesi olmak açısından bedeldir. Başka hiçbir şey diyemezsiniz. İsmi işaretten sonra eflamlı kelimenin altı çizilmişse bu kelimeye bedel diyorsunuz o kadar. Yani bir şeyi incelemene, öncesiyle sonrasıyla bir bağ kurmana falan gerek yok. Normalde biz irab yaparken kelimenin cümlenin hangi öğesi olduğunu tespit ederken işte bu isim cümlesi midir, bu fiil cümlesi midir, cümlenin neresinde bulunuyor bu gibi şeylere ihtiyaç duymaktayız. Ve fiilden sonra mı gelmiş, failden sonra mı gelmiş gibi şeylere ihtiyaç duymaktayız. Başında harfi cer mi var, başında bir edat mı var onu değiştirmiş.
Ama bunda öyle bir şeye ihtiyaç yok. İsmi işaretten sonra Elif Lamlı kelime görmüşsem kesinlikle bedeldir. Başka hiçbir şey değildir. Onun irabı sabit. Ama dediğim gibi ismi işaret sürekli değişir. Yani cümle konuna göre her şey olur. Mesela bu cümlede mübteda. Hadar racul demiş. Bu adam çalışkandır. Ama şu cümleye bakın. Bakınız. Raytu hateyni malmeteyn demiş. Rafil tüfail hateyni burada mef'ulün bih mesela. Ama yine kendisinden sonra gelen ekram kelime kesinlikle bedeldir. Mesela hadihil mecellat demiş. Hadihi dediği mübteda. Mecellat yine bedeldir. Başka öyle farklı örnek varsa göstereyim. Hep mübteda oluşu üzerinden örnek vermişiz. Sadece bir tane mef'ulün bih oluşuyla alakalı durum söz konusu ismi işaretin. Dediğim gibi her şey olabilir. Haber de olabilir. Mübteda da olabilir. Aşağı yukarı her şey oluyor. Bu bir yerde yazıyorsa onu da göstereyim. Pardon. O zannedersem bir yerde vardı. Evet, şurada yazıyor bakın arkadaşlar. İşaret isimleri yukarıdaki kullanımlar haricinde fail, naibi fail, mef'ulün bih, mef'ulün fi, mef'ulün le, mef'ulün mutlak, müstesna, tekit, muzafün leh, sıfat, harfi cerle, mecrur. Kısaca mevsuf hariç, mevsuf dışında, yani kendisi mevsuf olmak dışında neredeyse her şey olabiliyor. Şimdi kitapta ben bunu niye üzerinde durdum, önemli söyle, vurgulayarak söyledim. Kitapta öyle kullanacak ki aşağı yukarı genelde müptela olacak kelime. Öyle bir yanlış algı meydana gelmesin, kelime sürekli müptela olur gibi bir durum söz konusu değil. Her şey olabilir mevsuf hariç neredeyse. Konu bu arkadaşlar. Bir de ders kitabından göstereceğim. Ders kitabında 128. sayfa. Tekrardan şu tabloya bir bakalım. Girişte göstermiştim. Şimdi ne işe yarıyorlar? Hangisi tekil, hangisi ikil, hangisi çoğul bunların? Hangisi yakına kullanılır, hangisi uzağa kullanılır? Onlara bakacağız. Bakınız arkadaşlar. Burayı yakına koymuş. Yani yakın için kullanılan ismi işaretler. Şurayı da uzağa koymuş. Uzak için kullanılan ismi işaretler. Haza tekil müzekkerdi. Onun müennesi haziydi. Hazani ikil müzekker. Onun müennesi hataniydi. Haülayı her ikisinin birden çoğuluydu. Ve dediğim gibi öyle kullanmış ki bu kelimeler şu an cümlenin başındaki bir isim, adı üstünde ismi işaret. Hepsini müpteda olarak kullanmış ama böyle kullanılıyor. Her şey olabilir. Hada kitabın demiş. Bu bir kitaptır. Hada talibun bu bir öğrencidir. Hadani kitabani bu ikisi kitaptır. Hadani taliban bu ikisi öğrencidir. Havlâ-i Müslümûne yusallûne demiş. Bu Müslümanlar namaz kılıyorlar. Karşısında müennes versiyonu var. Yani aynı yapının müennes versiyonu. Hadi mecelletün. Bu bir dergidir. Hadi Zeynep diyor. Bu Zeynep'tir. Müennes. Hatani iki müennes. Hatani demiş. Nezaretani bu ikisi iki gözlüktür. Hatani tilmizetani bu ikisi öğrencidir. Havlâ-i Müslümât yusallûne demiş. Bu bayan Müslümanlar namaz kılıyorlar. Bunlar yakın kullanımlar. Dediğim gibi şurası da uzağa kullanılan ismi işarettir. Çekim nasıldı? Bir çekimi hatırlayalım. Zalike, zanike, zeynike, ülaike, tilke, tanike, teynike, ülaike. O zaman zalikenin müennesi tilke. Zalikenin ikili zanike, zeynike. Bu sadece ref halini vermiş şu an. Her ikisinin birden çoğulu bakın ülaike olarak gelir. O zaman zalike kitabın diyor şu kitaptır, şu bir kitaptır. Zanikuma Zanike kalemani, bu ikisi kalemdir. Zanike tilmizani, bu ikisi öğrencidir. Ülaikel müslimune yusallimune, bu Müslümanlar namaz kılıyorlar. Bura müzekker versiyon, karşılarında da müennes versiyon var. Fakat bizim ismi işaretten sonraki kelimenin eli müşarın ileyh olabilmesi için kesinlikle orada elif lam takısı bulunma şartını unutmayın. Bu kelime mesela şurada müşarın ileyh değil kesinlikle. Müşarın ileyh değil de niye uyum var peki? Uyum şundan dolayı var. Bu kelime şu an mübteda, yandaki nekre kelime haber. Çünkü ismi işaretler marifedir. Şöyledir, bizim isim cümlemiz şöyleydi ya. İlk kelimenin marife, ikinci kelimenin nekre olması durumunda orada bir isim cümlesi meydana geliyordu. İsmi işaretler marifeydi. Marife olunca ilk kelime marife, ikincisi de bakın nekre, marife, nekre. Burada bir mübteda haber meydana getirmiş. Mübteda haberle arasındaki uyumdan dolayı arasında bir münasebet var. Yoksa müşarineh olduğu için bir uyum yok. Şurada müşarineh ama mesela. Ülaike'den sonra bakın eflamlı kelime var. Havlâ'yı'den sonra eflamlı kelime var.
Ülayke'den sonra yine Müslimat demiş, ekranlı kelime getirmiş. Burada sadece tanıtıyor bizlere yakını, uzağı, bu yakının ikili, çoğulu nedir onları tanıtıyor. Son bölüm, son şurada bir tablo, bir bölüm daha açmış. Bunu niye vermiş? Bunu arkadaşlar sadece şunun için vermiş. Akıs varlıkların çoğulları müfret müennestir. Eğer siz bu kelimeyle bir isim işaret kullanıyorsanız o isim işaretinin tekil müennes olması lazım. Onun için vermiş. Dediğim gibi burası sadece burayla alakalı bir mevzu değil. Bu mübteda haberde de var. Bu fiil failde de var. Siz ana kuralı bilin. Akıs varlıkların çoğulları müfret müennestir. Bu kelime neyle birlikte kullanıyorsa onun müfret müennes olması lazım. Burada mesela mebani bina kelimesinin çoğulu, meyadin meydan kelimesinin çoğulu, meydanlar, binalar, ikisi de akılsız, ikisi de çoğul. Böyle olunca bununla irtibatı olan kelime şu an budur. Bakın bunun tekil müennes olması lazım. Bununla irtibatı olan kelime şu an ismi işarettir. Çünkü ismi işaretle müşerne arasında müzekkerlik menisve sayı bakımından uyum var. Eğer siz müşerneyi müfret müennes kullanmışsanız ismi işaretle müfret müennes kullanacaksınız. İsmi işareti müfret müennes kullanmışsanız müşerneyi müfret müennes kullanacaksınız veya diğer taraftan bakarsanız. Bu dediğim gibi burayla alakalı değil aslında. Bunu vermese de olabilirdi. Kaideyi okuyalım. El kaidetü. İsmi işaret nedir? İsmi işaret. İsmün mebniyün. Bakın arkadaşlar mebni bir isimdir. Bu önemli. Yedüllü ala şeyin bir şeye delalet eder. Ev şahsın veya bir şahsa delalet eder. Muayyenin belirli bir şahsa. Böyle olunca arkadaşlar bil işareti ilehi kendisine işaret etmekle diyor. Muayyen bir şahsa veya muayyen bir şeye delalet eden mebni isimdir. Burada ne var? Aslında burada birçok şey var. Bir, bunlar isimmiş. İki, mebniymiş. Üç, belli bir şeye delalet ediyormuş. Demek ki marife. Bakın, mebni olduğu, isim olduğu, marife olduğu burada geçmiş. Örnekleri var. Örnekleri gösterdim. İki de diyor ki, Esma-ül İşare diyor, işaret isimleri fi lügati Arabiye kesiratün. Arap dilinde çoktur. Ve tekûne olur lil garibi vel ba'id. Yakına da veya uzağa olur. Yakına veya uzağa olmaktadır. Bir de orta uzak var. Test kitabımız onu almamıştı. Ben de göstermedim. Şurada tabloyu vermiş bize. Hada, hadani hazeyni haülayi. Hazanın müennesi hazihi. Hadihi, hatani hateyni haülayi şeklinde gelecektir. Bu yakın. Bu da bakın B maddesi. Esmaül işaril ba'id. Uzak için kullanılan ismi işaretler. Dalike, zanike, zeynike, ülaike. Zalike'nin müennesi tilke. Tilke, tanike, teynike, ülaike. Her ikisinin birden çoğulu. Dediğim gibi şu ikil bölüm mebni değildir, muraptır. Merfuatla alakalı bir konu için elif nun, yani elifli olanı, mansubat ve mecruratla alakalı bir durum için yeğenli olanı kullanacaksınız. Aynısı hakeza burada da var. Bakın hadani hazeyni, hatani hateyni şeklinde aynısı burada da var. 3. Esma-ül İşare. Esma-ül İşare dediği nedir? Esma-ül Mebniyetün. Bunlar mebni isimlerdir. Tuğra bu irab edilir. Ala enneha mebniyetün. Mebni olmak üzere. Fi mahalli ref'in. Ref mahallinde ev nasbin. Nasb mahallinde ev cerrin veya cer mahallinde diyor. Mebni olmak üzere irab edilir. Neye göre? Bihasebi mevkiha fi cümle. Cümledeki konumuna göre ref, nasb, cer mahallinde mebni olmak üzere irab edilir. Bu biraz sonra dedim ya irab anlatacağım ben size. Bu irabla alakalı bir cümle. İrab da zaten bunu diğer irab türleriyle beraber göstereceğim. İrab lafzi, takdiri ve mahalli olmak üzere 3 bölüm ayrılıyor. Mahalli irab, mebni kelimeler üzerinde yapılan irab türüdür. Biz şu ana kadar zamirler gördük. Mesela mebni olan bir kelime. Şu bu mesela mebni, ismi işaretler, mebni. Soledatları gördük mesela. Mebni buraya kadar gelinceye kadar baya bir mebni kelime gördük. Şurada demiş ki yüstesna diyor istina edilir yani hariç tutulur. Min zalikel esma bu işaretlerden bu isimlerden esma-ül işarelil müstenna diyor ikil için olanlar bu mebni oluştan istisna edilir yani hariç tutulur. Çünkü ikil bölüm mebni değil. İkil bölümün alternatifi var. Eğer arkadaşlar bir şeyin alternatifi varsa o iş bitmiştir artık mebnilikten çıkmıştır. İkil bölümün alternatifi var. Diğerini de kullanabiliyorsun. Yani elifin olanı da kullanabilirsin. Yerinin olanı da duruma göre. Ama ortada tek bir kelime varsa mesela tilkede, hadihi de olduğu gibi nereye koyarsan koy o şekilde yazman gerekiyorsa artık o mebnidir. Değişmez bir duruma sahiptir. Fe inneha diyor o tuğra bu irab edilir. İrab el müsenna o ikil bölüm
İkilin irabıyla irab edilir. Nasıl olur? İkilimin irabı nasıldı? İkilin irabı Elif'in alıyordu sonuna. Elif ile merfu oluyordu. Y'nin alıyordu sonuna. Y ile mansup veya mecrur oluyordu. Burada onu söyleyecek şimdi. Demiş ki bakın türfev ref halinde olur. Yani birinci bölüme dahil olur. Eğer o irab derslerini dinlediyseniz. Yani ikilin, cem, zekker, salimin falan irabıyla alakalı konu anlatmıştı. Oraya baktıysanız burayı rahatça anlayabiliriz. Türfev bil elifi, elifle merfu olur. Ve tüsav ve tünsabu ve tücerru. Nasb ve cer halinde olur. Ne ile? Bil ya'i, ye harfiyle nasb ve cer halinde olur. Ve son örnek herhalde, son kural. İza ve ga diyor, bulunduğu zaman. Ba'da ismi işare, ismi işaretten sonra ismin bir isim bulunduğu zaman. İkterene bir elif, bir eliflam demiş. Kendisine eliflam birleşmiş bir isim bulunduğu zaman uaribe irab edilir. El esma el ismin muhterin birleşmiş isim irab edilir. Bir eliflam o eliflam kendisine birleşmiş isim irab edilir. Ala ennehu bedelün bedel olarak irab edilir. Neyin bedeli? İsmi işaret. İsmi işaretin bedeli olarak irab edilir. Tam cümle söyleyeyim. İsmi işaretten sonra diyor eliflamlı bir kelime birleşen bir kelime geçtiği zaman o eliflamlı kelime bedel olarak ilave edilir demiş. Örneğe bakın. Hada talibü müştehidün. Hazır cümlenin ilk kelimesidir. Bakın arkadaşlar şey yazmamıştık ederseniz bak bu irapla alakalı bir şey. İrapta kelimenin adı zikrediliyor da hani baştan söyleyeceğiz ama tek bir tane kelime yazıyor mesela. Ben buna hadaya ismi işaret demem irap yaparken. Veya et talibüye müşerrinlik demem. Onların isimleri sadece cümlenin hangi üyesidir denildiği zaman şunları yazmak zorundasınız. Haza cümlenin ilk kelimesidir. İsimdir. İsimle başlayan cümle isim cümlesi. Kelime müptedadır. Bu ismi işaretlerinden sonra gelen eflam kelime bedeldi. Hiç değişmiyordu. Şu da bakın nekra lafız. Buna da haber demiş. Müpteda, bedel ve haber. Burada hiçbir değişiklik söz konusu olamaz. İsmi işaretten sonra gelen eflam kelimeye sadece bedel diyorsunuz. Tabi Arapça ifade ederken o kadarla kalmayacağız. Bunu Arapça ifade ederken bir takım şeyler dile getirip söyleyeceğiz orada. Şurada bakın bir irap anlatmış. Hazaya demiş ki hada hem oradaki üç kelimenin de irabını yapmış. Hada ismi işare mebniyün ale sükun. İsmi işarettir. Sükun üzere mebnidir. Fi mahalli ref'in mübtedaun. Ref mahallinde mübtedadır. Talibü kelimesine demiş ki bu kelime bedelün bedeldir. İsmi işare ismi işaretin bedelidir. Merfuun bit damme damme ile merfudur. Oradaki müştehidün kelimesine demiş ki bu kelime cümlenin hangi üyesidir? Haberün mübtede, mübtedanın haberidir. Merfuun bit damme, damme ile merfudur. Şurayı şimdi izah etmeyeceğim bu yaptığı irabı. Çünkü ben en son alıştırmanın öncesinde size irabı anlatacağım. Ondan sonra bunu izah edeceğiz. Buraya dönebiliriz ondan sonra. Ama şu an irabı anlatmadan bu gereksiz bir şey olur. Dursun burası. Ve son madde arkadaşlar. Son maddede de yine madde olarak koymasına dahi gerek yok. Çünkü bizim dediğim gibi genel bir kuralımız var. Akılsız varlıkların çoğulları müfret müennestir. Onunla birlikte neyi kullanıyorsanız ondan müfret müennes olması gerekir. Bu onu ifade edecek burada. Diyor ki yuşaru işaret edilir ilel cem'i gayr lakil akılsız çoğullara işaret edilir. Bir ismin işare ismi işaretle bir müfredi müennesi müfret müennes ismi işaretle işarette bulunur. Yani akılsız ve çoğul bir kelimeye işaret edecekseniz ona müfret müennes bir ismi işaretle işaret edebilirsiniz. Yani bu ne olabilir? Bu hadihi olabilir yakın için. Bu tilke olabilir uzak için. Peki böyle bir kurala gerek var mı? Temelde şunu biliyorum ben. İsmi işaret veya fark etmez hangi konu olursa olsun. Elinizdeki kelime akılsız bir varlığın çoğuluysa bu kelimenin ne ile alakası varsa o alakası olan kelime müfret müennes olacak. Bu elimdeki kelime haberdir. Müpteda müfret müennes olacak. Elimdeki kelime müptedadır, haber müfret müennes olacak. Elimdeki kelime faildir, fiil müfret müennes olacak. Elimdeki kelime mevsuftur, sıfat müfret müennes olacak. Bu her yerde geçerli. Yani sadece burayla alakalı bir şey değil bu arkadaşlar. Konu bu. Dur. Alıştırmalarını yapacağız şimdi. Bismillah deyip başlayalım. Alıştırmalarını son alıştırmaya kadar yapıp bitirelim arkadaşlar. Son alıştırmanın öncesinde bir irab anlatacağım. Kısaca böyle irabı bir genel hatlarıyla anlatıp ondan sonra o alıştırmaya geçeceğiz. Çünkü irab hani nasıl ifade edilir, Arapça nasıl söylenir bunlar? Onları görmeden söylemek çok da kolay değil. 1. Ayin belirle. Ayin
Esma-ül İşare diyor, ismi işaretleri belirle ve müşareyle ve müşavinlihleri belirle. Fi cümletaliye aşağıdaki cümlelerde ismi işaret ve müşavin ileyhleri belirle rahatça bulabilirim. Bakınız. Tabi ismi işaretleri tanıyorsanız yani ismi işaretin çekimini biliyorsanız yani hangisi ikili hangisi çoğul. Ondan sonra ilgilenme kelime varsa o da müşavir nehtir. Bakınız mesela birinci cümlede şu ismi işaret et talibi kelimesi müşavir ne? İkinci cümlede hazihi ismi işaret hamame müşavir ne? Üçüncü cümlede zalike ismi işaret et talebe müşavir nehtir. Dördüncü cümlede bakın hateyn ismi işaret kürateyn müşavir nehtir. Mesela güzel bir örnek oldu arkadaşlar. İyi denk geldi mesela. Şu ikilinin irabı ile alakalı diyorduk ya. Bu ikil bölümler için mesela hatani var, hateyni var, hadani var, hazeyni var. Bakın hatani kullanmamış dikkat ederseniz hateyni kullanmış. Neden? Başında harfi cer var. Harfi cerden sonra kelime üçüncü bölüme dahildir. Yani mecrurata dahildir. Mecrurata dahil olduğunda ise sizin yenunlu olanı kullanmanız gerekir. O yüzden mesela yenunlu olanı kullanmış burada. O ikil bölümün irabı açısından bunu ifade etmiş olayım. 5. Bakın Hazani burada ismi işaret. İsmi işaretten sonra ya eflamın kelime müşavirliği. Burada öyle bir şey yok. Ama şu müşavirliği. Burada zamir var. O zamirin adı arkadaşlar. Zamiri fasla. Müpteda ve haber eğer marife kullanılırsa pardon burada buna müşavirlik demeyeceğiz. Bu kelime haber arkadaşlar. Bakın bunun adı zamiri fasla. Normalde müptedanın marife haberin nekre kullanılması lazım. Haber marife kullanılır. Yani haberi de marife kullanabilirsiniz. Şöyle ama arasını bir zamirle açmanız lazım ki hüve yani o gayb zamirlerinden birisi geliyor. Gayb gaybe. O araya getirdiğiniz zamire zamiri fasıla deniyor ki tercümeye de katılmıyor zaten. Bu kelime şu an burada haber yani ismi işaretten sonra gene eliflanmış bir kelime yok nihayetinde elimde. Bu kelime burada haber olarak kullanmış. Mesela irabını yapacak olsanız arkadaşlar bu ismi işaretten sonra gene eflam kelimeye biz bedel diyorduk ya. Bu kelime bedel falan değil. Bu hazani müptedadır. Kesani haberdir bakın. Direkt ismi işaretten sonra eliflamlı kelime gelecek. Yani irabından da çıkarabilirsiniz. Bu kelime burada haberdir. Oysa benim müşarunleh dediğim kelime cümlede bedel oluyor. Altıya bakın. Ülayke var. İsmi işaret. Benat. Müşarunleh. Yedide. Havlay var ismi işaret. Zümela müşarunni. 8'de Hada var ismi işaret. Elmae müşarunni. El azbede ma'nın sıfatı bakın. İkisi de eliflamlı gelmiş. Bu tanımayla alakalı bir alıştırmaydı. Siz ismi işaret ve müşarunniyi tanıyor musunuz? İsmi işaret ve müşarunni arasında müzekker mühendisliği ve sayı bakımından uyum vardı. Onu da unutmayın. Cümlelerin anlamlarını söyleyeyim arkadaşlar. Hada talibi diyor. Bu öğrenci kaddeme sundu. Likayen sadikihi arkadaşına sundu. Kahveten Türkiye bir Türk kahvesi sundu, ikram etti. Şehadet Zeynep diyor. Zeynep gördü. Hadihil hamame güvercini minen nafize pencereden gördü. Rafada reddetti. El ebu baba zalike bu zalike talebe bu isteği reddetti. Bir edebin nazik bir şekilde. 4. Laibe oynadı. El veledü çocuk. Bi hateynil kürateyn bu iki topla oynadı. 5. Hadani hümel kesani. Bu ikisi diyor bardaktır elledani. Şu elledani ifadesini arkadaşlar isim mesullerde göreceğiz. Bunların tek başına anlamı yok. Kendisinden sonra gelen cümleyi kendisinden önceki cümleye bağlamaya yarayan edatlar bunlar. Hemen ismi işaret konusunun sonrasında bu da işlenecek. Ben çevresini söyleyeyim. Mesela burada enan diye bağlanabilir. Yeşrabu tıflü diyor. Çocuğun içtiği, çocuk içiyor. Bihel halib. Çocuğun kendisiyle süt içtiği iki bardaktır. Hadani hümel kesani ledani yeşrabu tıflü bihimel halib. Bu ikisi çocuğun kendisiyle su içtiği iki bardaktır dedim bitirdim. Bakın burası haber olduğu için tercüme haberin üzerinde sonlandı. 6. Tenabı oynuyor. Ülaykel benat. Bakın burada da kelime fail oldu dikkat ederseniz. Mesela karışık birkaç tane göstereyim dedim ya her şey oluyor ismi işaretler cümle içerisinde. Burada mesela mübteda. Şurada mef'ulün bi. Şurada yine mef'ulün bi. Şurada harf cerden sonra gelmiş mecrur. Şurada mübteda. Burada bakın telabu fiil. Fail mesela burada. Yedüsü fiil. Havlay fail mesela burada. İşrap
emir, işrap emir, emirden sonra hatırlayın emir konusunu. Açıktan fail gelmiyordu asla. Zahir bir fail gelemez. Yani bunun içinde gizli bir fail var. Hâzâ burada mef'ulün bih'tir. Mef'ulün bih olunca mansubattandır. Dolayısıyla şunu fetha ile hareketlemem lazım. Çünkü ismi işaretle müşerni aynı iraba tabi idi hatırlarsanız. Mesela bakın birçok şey oldu burada. Müptede olduğu, işte fail olduğu, mef'ulün bih olduğu, harf cerden sonra geldiği her şey olabiliyor. Hangisini söylüyordum? Altıyı söylüyordum. Telabü diyor oynuyor. Ülaikel benat bu kızlar. Küratesselle basketbol. Fitikesale bu salonda basketbol oynuyorlar. Yedrüsü ders görüyor. Haülâ-i Zümela bu arkadaşlar. El camia üniversitede fihâ değil medine. Bu şehirdeki üniversitede diyor ders görüyorlar. Ya Ahmet diyor. Ey Ahmet işrap iç hazelme. Bu suyu iç. El azbep az tatlı. Bu tatlı suyu iç demiş. Geçtik birinci alıştırma. Ecip diyor Cafer. Ecip annesiyle sorulara. Bir mef'ulün bihi bir mef'ulle Cafer. Sümmet hil sonra diyor getir. Aleyhi ona ismi işaret ismi işaret getir. El münasip uygun bir ismi işaret. Bir nev'in garip ve ba'in yakın ve uzak versiyonuyla diyor ismi işaret getir. Şimdi mesela bir soruya bakalım. Burada demiş ki mazayet bu tabak aşçı ne pişiriyor? Siz diyeceksiniz ki arkadaşlar burada soru bunun benimle alakası olmadığı için fiil değiştirmeme gerek yok. Yetbuhu tabbah aşçı pişiriyor. El adese aşçı mercimek pişiriyor. Normalde böyle demen lazım. Karşısında oraya cevap olabilecek kelimeyi vermiş kendisi zaten. Yani normalde şunu yazmanız yeterli buraya bakın. Bu soru için söylüyorum. Normalde şöyle demen gerekir. Yetbuhu pişiriyor. Et tabbahu el adese. Aşçı mercimek pişiriyor. Bu doğru bir cümle. Bu eksik değil. Tamamen normal kurallarına uygun bir cümle. Fakat diyor ki sen bu mef'ulün burası fiil, burası fail, burası mef'ulün bih. Diyor ki sen bu mef'ulün bih'in öncesinde bir ismi işaret kullansan yakın ve uzak acaba ne kullanırsın? Bu kelime yani ades kelimesi arkadaşlar müfret müzekker olduğu için yani şuraya yazayım araya iki ismi işareti yazacağım. Bu kelime müfret müennes olduğu için siz bu mef'ulün bihin öncesinde eğer yakın kullanacaksanız hazza kullanırsınız. Uzak kullanacaksanız zalike kullanırsınız. Yani cümle şöyle olur. Yetbuhu tabbahu hazel adese. Yetbuhu tabbahu zalikel adese. İkisini de istiyor arkadaşlar. Yani yakın ve uzak ikisini de istiyor. O halde soruya cevap verip mef'ulün bih olan ki burada koyduğu kelimelerin hepsi mef'ulün bih olacaktır. Bunların öncesinde uygun ismi işaretler getireceksiniz ki soruya tam olarak cevap vermiş olabilirim. Onun istediği şekilde cevap vermiş olalım. Yani bize ismi işareti nasıl kullanacağımızla alakalı bir soru sormuş. 2 ile devam edelim. Mazda yeşrebu diyor. Ne içiyor? El muallimi öğretmen. Normalde şöyle demen kafi bakın. Şu kadar cevap zaten. Yeşrebul muallimi el kahveti. Muallim kahve içiyor. Demen yeterli zaten ama şu araya ismi işaret koysan ne koyarsın? Yazayım bakın. Yeşrabül muallime. Kahveyi buraya yazalım. Bu araya şimdi ismi işaret koyacağız. Yakın koysanız bu kelime tekil müennes olduğu için hazihi koyarsınız. Uzak ismi işaret koysanız buraya tilke koyarsınız. Biz de size bu şekilde yönetebiliriz. Yani araya diyelim ki bir boşluk koyup denir ki işte buraya gelecek yakın ve uzak ismi işaretler aşağıdaki hangisinde doğru olarak verilmiştir? Veya bu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? İsmi işaret mef'ulün bihin öncesinde ismi işaret kullanmak suretiyle verilebilecek doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Denilebilir. 3. Maza neyi? Üşahidül evlat. Çocuklar neyi izliyorlar? Yine soru bana yönelik değil. Yani fiilde bir değişiklik yapmama gerek yok. Bunu ben defaatle tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ona dikkat edin. Fiil size yönelik ise fiil üzerine bir değişiklik yapmanız gerekir. Hani ben demeniz gerekir en azından. Yuşahidül evlat. Çocuklar izliyorlar. Berna Can iki program izliyorlar. Normalde bu bir cevap. Ama şuraya ismi işaret koyacağım. Onu yazalım şimdi. Yuşahidü. Şahidül evlat. Buraya bernameş kelimesini şu boş buraya da burayı boş bırakayım. Buraya ismi işaret yerleştireceğim.
Bakın arkadaşlar, yuşaydu dediğinde burası fiil, burası fail. Sizin buraya bernameş diye koyduğunuz kelime nedir? Mef'ulün bih'tir. Mef'ulün bih mansubattan da hatırlarsanız, bu da ikil olduğuna göre biz ikil bir kelimeyi mansubatla alakalı süsüne kullandığımız zaman ne kullanıyorduk? Elbette ki elif'in kullanamazsınız. Y'nin kullanmak zorundasınız. Bernameceyni demeniz gerekir. Sonuna y'nin kullanmak suretiyle Bernameceyni demeniz gerekir. Yani buraya Bernamecani asla yazamazsınız. Çünkü kelime mef'ulün bih ikinci grup bir kelimedir. Yani mansubatla alakalı bir kelimedir. Y'nin koymanız gerekir. Şimdi buna y'nin koydum. Araya yakın, uzak isim işareti yerleştireceğim. Ama dikkat edin, ikil versiyon. Şimdi bizim iki tane ikilimiz var ona bakarsanız. Yani mesela kelime müzekkerdir. Ben oraya müzekker ikil bir kelime koyacağım. Yakın ve uzak. Bu kelime müzekker çünkü. Müzekker hazani de var. Hadeyni de var ona bakarsanız. Bu yakın. Uzak olanlar bakın. Zanike. Zeynike. Zanike de olabilir, Zeynike de olabilir. Hangisi olacak şimdi? Bunlardan hangisini seçip koyacaksınız? Bununla yani müşarün nehle kelime elif lamlı ki zaten müşarün nehle isim işaret arasında uyum olduğuna göre yani irab açısından bir uyum söz konusu olduğuna göre biz buraya y'nun olanı getireceğiz. Yani şu ikisinden hazani ve hazeyniden hangisini getireyim derseniz elbette ki hazeyni getireceksiniz. Zanike ve Zeynike'den hangisini getirin derseniz elbette ki Zeynike gelecek. Zeynike. Cümle şöyle oldu. Yuşahidül evladu hazeynil bernameceyni. Yuşahidül evladu zeynikel bernameceyni olacak. Durum bundan ibaret. Bakın şey göstereyim. Çekimde iki tane kelime vardı. Bakın ikili bölümde hem pardon, hem yakın hem de uzak için ikişer tane kelime var. Ben neyi kullandım? Mesela uzak olan için elimdeki kelime isim işaretten sonra gelen eflam kelime müşerrenif bedel. Onunla isim işaret arasında uyum var. Ben yakın için kullandığımda müzekker olan şunu kullandım bakın. Hazeyni. Uzak olanlarda da şunu kullandım bakın. Müzekker ikil olanın yenun olanını kullandım. Çünkü elimdeki kelimede yenun var. Ona dikkat edin. Mesela bunun birçok çeldiricisi olabilir. Yani buraya mesela şöyle bir cevap yazılabilirdi çeldirici olması açısından. Yuşahidül evladı hadanil bernamecani diye bir çeldirici konulabilir ve bu tamamen yanlıştır. Çünkü mef'ulün bih olarak bir kelime getirmişsin. Mef'ulün bih'in sonunda asla elif nun bulunamaz en azından. Onları gözetiniz ki bu tamamen irabla alakalı bir şey. Biz irabı da 2-3 ünite boyunca irab işledik. İkilin irabı, Cem Zeker Salim'in irabı, Cem Enes Salim'in irabı tek tek işlendi bunlar. Oraları inşallah artık halletmiş olmamız gerekir. 4'te Mada yeni abi diyor, ne oynuyor? Riyadı yiyor. Sporcu ne oynuyor? Karşısında Ellobetel Cedi de var. Yeni bir oyun ifadesi. Bu bir cevap normalde. Bakın. Biraz büyüteyim. Daha ayrı ayrı yazmayayım. Şu aralarına İsmi işaretleri yazayım. Maza yel abur riyadı yiyor demiş. Sporcu ne oynuyor? Bunu kaldırıyorsunuz. Buradan başlayacağız. Yel abur riyadı yiyor. Sporcu oynuyor. Ellobetece de yeni bir oyun. Bu normalde tam bir cevap. Ama şu araya ismi işaret yerleştir diyor. Ellobete dediği müfret müennes olduğuna göre eğer yakın ismi işaret koyacaksanız hazi. Uzak ismi işaret yerleştirecekseniz elbette ki tilke olur. 5. Maza tegrav Zeynep diyor. Zeynep ne okuyor? Yine sorunun benimle bir alakası yok. Şunu kaldırdım. Şuradan başladım. Burası tam bir cümle zaten cevap. Tegrav Zeynep Es-Suhufet Türkiye. Türk gazeteleri okuyor. Şimdi ben bu kelimenin nasıl olduğunu bulacağım ki buraya ona göre ismi işaret yerleştireyim. Bu kelimeyi şuradan da çıkarabilirim nasıl olduğunu. Hani manasını bilmesem daha ki sahife tüm kelimesinin, gazete kelimesinin çoğulu bu. Aksi varlığın çoğuludur. Müfret müennestir. Şuradan da çıkarabilirim müfret müennes olduğunu. Bunda elif lam var. Bunda elif lam var. Türkiye kelimesi sof kelimesinin sıfatı. Sıfatı müfret müennes kullandığına göre demek ki bu da müfret müennes gibi Türkiye şeklinde sıfat olan kelimeyi müfret müennes kullanmış. Yani bu kelime müfret müennestir ki zaten kelime sahife tüm kelimesinin çoğulu.
Dolayısıyla ben buraya tekil müennes bir şey koyacağım. Yukarıda yazdıklarımı aynen buraya da yazıyorsunuz. Şu araya cümle şöyle olacak. Tegrau Zeynep hadihi sohfet Türkiye yakın. Tegrau Zeynep tilke sohfet Türkiye uzak. 6. Maza ehdarat demiş ne getirdi? Maza ehdaratül ümmü anne ne getirdi demiş. Karşısında ne var? Et-taamani demiş. İki yemek var. İki tane yemek getirdi diyeceğim. Şunu kaldırın. Şuradan aynen yazın. Bu bir cevap zaten. Ehdaratil ümmü et-taamani. Anne iki yemek getirdi. Taamani diyemezsiniz arkadaşlar. Çünkü biraz önce o bernameşte olan şeyin aynısı burada da var. Bu kelime fiil, fail, mefulün bih burası. Mefulün bih'in sonuna elifini koyamazsınız. Yani şu an mefulün bih. Başına edatı şuraya ismi işaret koyunca bura bedele dönüşecek de. Şu an fiil fail mefulün bih. Mefulün bih'in sonuna elifini koyamazsınız. Yeni koymanız gerekir. Dolayısıyla bunu kaldırayım. Buraya et taameyni diyeyim. Bakın yeni getirdim. Şimdi buna uygun araya ismi işaret yerleştirebilirim. Yine bu da şu bernameşte aynı olduğu için ondaki durumun örneğin oraya yazılan şeylerin aynısı buraya da yazılacak. Yani hadeyni yakın için yazılacak kelimedir. İkil ya. İkil müzekker yani. Zeynike de uzak için yazılacak bir ismi işarettir. Cümle şöyle oldu. Ehtaratül ümmü hadeyni teameyni. Ehtaratül ümmü zeynike teameyni. İkisini de istiyor bizden. 7. Maza alenetil camia diyor. Üniversite neyi ilan etti? Üniversite devamında netayice kelimesi var. Yani sonuçlar kelimesi. Bu kelime arkadaşlar şunu kaldırın. Burası dediğim gibi tam bir cevap. Alenetil camia en netayice fiil fail meful. Üniversite sonuçları ilan etmiş. Yalnız bu kelime şunun çoğulu bakın. Netice tüm netayiç bunun çoğulu. Netice sonuç demek. Akıs bir varlık. Elimdeki kelimede akıs varlığın çoğul olduğuna göre bununla ilintisi olacak olan ismi işaretin mutlaka tekil müennes olması gerekir. Dolayısıyla yakın ismi işaret yazacaksan hadihi yazarsın. Uzak ismi işaret yazacaksan bu araya tilke yazarsın. Alenetil camia hadihin netaici. Alenetil camia tilkenin netaici diyeceksiniz. Ve son soru. Maza senet Ayşe'tü diyor. Ayşe ne sordu? Sual var. Tekil ve müzekkerdir. Bunun çoğulu es'iletün arkadaşlar. Bu kelime tekil müzekker. Şimdi bu şunu kaldırdım. Buradan buradaki soru edatını. Burası zaten bütün halinde bir cevap. Yani cevap şöyle. Se'elet Ayşe'tü es'suale. Ayşe soruyu sordu. Sorunun başına diyor ki buraya bir harf ismi işaret koysan acaba ne koyarsın? Kelime müfret müzekker olduğuna göre haza koyarım. Yakın. Zalike koyarım aynı zamanda. Bu da uzağa kullanılan bir ismi işaret olur. Seyret Ayşetü zalike suale şeklinde bir cevap vermiş oldum arkadaşlar. Geçtik bir sonraki alıştırmaya. 3. İstebdil değiş bir damir. Zamiri değiş. İsme işare, ismi işaretle değil. El münasip uygun ismi işaretle değil. Şimdi öyle bir şey yapmış ki biz bundan bir önceki konuda zamirleri 4 ünite halinde gördük. Diyor ki bunu kaldırıp yerine ismi işaret koysan ne koyacaksın? Çünkü bunu niye yapmış? Aslında hani basit bir alıştırma gibi görünebilirse fakat öğrenci bazen ismi işaretle zamiri birbirine karıştırabiliyor. O yüzden bir zamir vermiş. Bu zamirin yerine ben ismi işaret kullanabiliyor muyum? Onunla denge olan bir ismi işaret kullanabiliyor muyum? Onu burada gerçekleştirmeye çalışmış. Bir de hünne tacirat tümü Türkiye diyor. Bunlar Türkiye'den tacirlerdir, tüccarlardır. Hünne arkadaşlar bir kısıtlama var mı? Yakın uzak öyle bir şey de yok. Yani sadece ismi işaret koy demiş. Ben diyelim ki hepsine yakın ismi işaret kullanayım. Hünne çoğul bayan olduğuna göre bizim çoğul bayan ismi işaretimiz nedir? Şunu buradan kaldırıyorsunuz. Buraya havla yazacaksınız. Veya uzak yazabilirsiniz. Uzak ismi işaret. Ülayke yazarsınız. Hüm çoğul müzekker. Çoğul müzekkeri de çoğul müennesi de haülayi. Yakın yazalım. Hümaykil müzekker.
İkil müzekker şimdi ne var arkadaşlar? Yakın için düşünün. İkil müzekker ne var? Hazani de var, hazini de var. İki tane var orada çünkü. Buraya hazini yazamazsınız. Yani mesela şıklarda şöyle bir şey olduğunu düşünün. Hazini. Bu kelime ikil müzekker. Bu da ikil müzekker. Doğru ama yani bunu oraya koyamazsınız. Neden? Bunun sonunda yeğenim var. Bu mansubatla alakalı bir şeye kullanılır. Bu kelime cümlenin ilk öğesi müptedadır. Müpteda olacak. Benim buna karşılık koyabileceğim kelime de elifinin olması lazım. Dolayısıyla hazani diyebilirsiniz. Hazeyni diyemezsiniz. Bakın bu da ikil müzekker. Yani o müzekkerlik menfesinden birebir uyuyor ama irabı yanlış. Hazani olacak. Dörtte hiye demiş. Tekil müennes. Tekil müennes. Ben buraya bir şey koyacaksam ne koyarım? Yakın ismi işaret. Hazihi koyabilirim. Veya tilke koyabilirim. Uzak işaret etmesi için. Beşte hüma demiş. Hüma yine ikil müzekker. Onu nereden anladım? İkil müzekker olduğunu şu fiilden anladım. Fiil ikil müzekker çünkü. İkil müzekker olunca yine hazani koydum. Uzak çeyin koysan zanike koyarsın. Burada da aynı. Bunların anlamlarını söyleyeyim. Hüne tacirat min Türkiye diyor onlar. Onlar Türkiye'den tüccarlardır. Hüm a'da onlar diyor üyelerdir. Min fil cemiyatil hayri, fil cemiyetil hayriye. Cemiyet dernek demek. Hayır derneğinin üyeleridir. Tercümeyi haberde bitiriyorduk arkadaşlar. O da çok son derece önemli bir şeydi. Unutmayın. Bakın hüm her zaman ayrı samiyle müptedaydı. Yanındaki nekre kelime de haber. Tercümenin kesinlikle haber olan yani yüklem olan haberde bitmesi lazım. Bakın nasıl bitiriyorum her birisini. Onlar özne bu çünkü onunla başlıyorsunuz. Onlar bir hayır derneğinin üyeleridir. Bakın bunda bitiyor tercüme. Hünne tacirat Türkiye. Onlar Türkiye'den tüccarlardır. İsim cümlesinde tercüme hep haberin üzerinde sonlanacak. Üçte Hüma Mesulan diyor. İkisi sorumludur. Fi idareti şerike. Şirketin idaresinde sorumludurlar. Hiye o. O nedir? Mensubetün. O diyor. Mensuptur. Aittir. İlâ hadaratin asliye. Yani asile pardon. O asil bir medeniyete mensuptur. O asil bir medeniyete aittir. 5. Hüma Yahmilani o ikisi taşıyor. Şehadete diploma, camiaye, üniversite diploması taşıyor o ikisi. 6, 7, 8 bunların yerini de ismi işaret yazalım. Hünne, çoğul, bayan. Bizim çoğul bayan ismi işaretimiz nedir? Yakın için, haülayı uzak için, hülayke. Ben buraya yakın için olanı yazacağım. Biraz önce yakınla başladık burayı yazmaya. Havlayı uzakta yazacaksınız. Ülayke yazarsınız. Hüm çoğul müzekker. Çoğul müzekkeri de havlayı. Ülayke yine yazacaksınız eğer uzak versiyon. Hüma yetevedani ikil müzekker. Bu da ikil müzekker. Yani bunun ikil müzekker olduğunu şu yandaki fiilden anlıyorsunuz. Fiil ikil müzekker. Çünkü bu hüma çünkü hem ikil müzekker hem ikil müennese kullanılan bir kelimedir. Ben bunun ikil müzekker olduğunu yandaki haberden anladım ki bu kelime ikil müzekkermiş. Demek ki ikil müzekker bir şey getirmem lazım. Yani ikil müzekker bir isim işaret getirmem lazım. Dolayısıyla derim ki hazani yakın için. Zanike uzak için kullanılan isim işareti olarak buraya gelebilir. Soru nasıl olur? İşte kelimenin altı çizilir. Bu kelimenin yerine getirilebilecek yakın ismi işaret aşağıdakilerden hangisidir? Bu zamirin yerine getirebilecek yakın ismi işaret. Burada bunun müzekker olduğunu görmek son derece önemli. Anlamlarını da söyleyeyim. Hünne o bayanlar ütercimle tercüme ediyorlar. Livezirisi Sağlık Bakanı tercüme ediyorlar. Hüm mütefailun ediyor. Onlar iyimserdir. Fil emri durumla alakalı iyimserdir onlar. Durum hakkında iyimserdir. Mütefail. Müteşaim zıttı arkadaşlar. Kötümser demek. Hüma o ikisi yetevedani abdest alıyor. Likülü salatin o ikisi her namaz için abdest alıyor demiş. 4. Ecip demiş Cafer. Annesiyle sorulara bir mefulün bihi. Mefulün bihi Cafer. Me ismi işaret. Lil gari bil münasip. Diyor yakın uygun yakın ismi işaretle beraber bir mefulle Cafer. Yani sen buraya bir meful getireceksin. Ama mefulün yine başında aynı alıştırmayı yapmıştık. Mefulün başına ismi işaret getireceksiniz. Kendi yaptığında da şöyle bir şey var.
Aslında bir bu alıştırmayı şeyden hatırlıyor olmanız lazım arkadaşlar. Biz bu alıştırmayı ders kitabın ta başlarında bir yerde daha yaptık. İşte diyordu ki onun evinde şu yok, o şunu satın alacak diye. Böyle aynen buna benzer bir alıştırma yapmıştık. Bu da onunla aynı. Fakat o mefulün bih olan kelimenin bu defa burada başına o mefulün bihe uygun bir ismi işaret getireceksiniz. Bu alıştırma tamamen ismi işaretle müşerrih arasında müzekkel kelimenin sayı bakımından uyum var. Onu sağlayabilmek ve oraya ismi işaret kullanabilmenizi sağlamak amacıyla yapılmış. Mesela bir de diyor ki Leyse fi seyyaratina diyor. Bizim arabamızda yok aceleten lastik ihtiyatiye yedek lastik yok bizim aracımızda. Ben ne diyeceğim? Bakın kendisi öyle yapmış çünkü. Seneşteri hadi saat diyor. Bu saati satın alacağım demiş kendisi. Çünkü ona demişler ki bizim evimizde saat yok. O da demiş bu saati satın alacağım. Normalde şu kadar deseydi kafiydi. Seneşteri saate. Saati satın alacağız. Saate mefuldür burada. Meful olan kelimenin başına ismi işaret getirmiş. Ben de aynısını yapacağım. Yani her birisinin başına arkadaşlar şu neşteri kelimesini yazıyorsunuz. Şu seneşteri ifadesi hepsinin başında olacak. Şimdi ben ne satın alacaktım? Arabaya lastik satın alacağım. Yani aceleten ihtiyatiye. Onu yazayım. Yani el acelete. Devamı aynen yazılacak. Acele kelimesi müfret müennes olduğu için benim buraya yazacağım ismi işaret elbette ki hazihidir. Hazihil aceleten ihtiyatiye. Arkadaşlar bir de şunu gözetin. Yani kendisi öyle yapmış diye yapacağız. Bakın o mesela kendi sorusunda saat nekra cevabında marife yani müşerrinlik yapıyor çünkü. Soru kökünde öyle demiş miydi müşerrinlik? Ona da tam dikkat etmedim. Nihayetinde buraya koyduğunuz şu işte satın alacağın şey o neyse onun başına eyflam takısı getirip müşerrinlik yapıyorsunuz. Onun başına da uygun bir ismi işaret getireceksiniz. Bütün alıştırma bundan ibaret. Hepsinde aynı şeyini yapacağız. İki de Veysev diyor yok. Fi mektebina bizim ofisimizde takvimi hani iki takvim yok. O zaman diyeceğim ki bakın. Seneşteri satın alacağız. Takvimi hani iki takvim satın alacağız. Araya da ismi işaret yazacaksınız. Fakat bu alıştırmanın aynısı biraz önce geçmişti. Bakın şurada da önemli bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Muzari fiilin ben, sen ve biz olan kısımlarının failleri asla açıktan gelmez. Bu bakın başında nun var. Seneşteri demiş. Biz satın alacağız. Şu sin yakın gelecek zaman eki. Başında nun olunca mesela nensuru biz yardım ediyoruz demekti. Bu biz demektir. Veya ensuru ben yardım ediyorum veya tensuru sen yardım ediyorsun. Bu gibi fiillerin yani başında elif, te ve nun bulunan fiillerin failleri sonrasında açıktan gelemez. Bu bana ne bana nasıl bir fayda sağlar bu bilgi? Ben anlarım ki buraya gelecek yani bu fiilden sonra gelecek kelime nedir? Mefulun bih'tir. Mefulun bih olunca yani şu an ismi işaretsiz yazmaktayım. Bu kelime şu an mefulun bih. Kelime mefulun bih olunca mefulun bih ikinci grup bir kelimedir. İkinci grup bir kelimenin sonuna elif nun koyamazsınız. Ye nun koymanız gerekir. Dolayısıyla böyle değil. Bakın şöyle yazman icap eder. Takvimeyni demen gerekir. Bakın yeğenin getirdim. Başına da elif lam takısı koyayım. O koymuştu. Et takvimeyni dedim. Bakın elif nunlu olanı yazamadım. Yani takvimani diyemedim. Çok önemli. Çünkü burada içinde gizli bir fail var. Ben, sen, biz olan kısımlarda muzari fiilde fail açıktan asla gelemez. Çünkü o fiilin altında, o fiilin tahtında gizli bir fail var. Fail varsa kendisinden sonra gelecek olan kelime mefulün bih'tir. Şu an ismi işareti daha yazmadığım için bu kelime mefulün bih şu an. Yani seneşteri takvimeyni biz iki takvim satın alacağız. Kelime mefulün bih olunca mefulün bih ikinci gruptur yeğenin getireceğin. Peki ismi işareti ekleyeyim şimdi. Bu kelime ikil müzekker olduğuna göre ve nasb halinde olduğuna göre bakın kelimenin bütün özelliklerini gözetin. Bu kelime ikil müzekker ve nasb halinde. Buraya ikil müzekker ve nasb halinde yakın ismi işaret getireceksiniz. Bu araya demek ki buraya sadece ve sadece hazeyni yazabilirmişsiniz. Seneşteri hazeyni takvimeyni oldu. Şunu yapabilmeniz arkadaşlar bunu durumu işte ye nun mu getireceksiniz, elif nun mu getireceksiniz. O ikil ile alakalı bir yani ikilin irabı ile alakalı bir şey bu son derece önemli. Bu soruda mesela çeldirici olarak şöyle yazılabilir.
Seneşteri, işte Hadani, Takvimani denilebilir mesela. Neyse, böyle bir şey olamaz çünkü bu neşteri dediğinin içerisinde gizli fail var. Kendisinden sonra mef'ulün bih gelmek zorunda. Mef'ulün bih olan kelimenin de sonuna asla elif nun getiremezsiniz. Mef'ulün bih ikinci gruptur. Ye'nin gelecek mesela, böyle bir şey asla yazamazsınız. Geçtim. Kaçtayız? Üçteyiz. Leyse yok diyor. Fi gurfetina, bizim odamızda meacim sözlükler yok. Bizim odamızda sözlükler yok diyor. Bakın, mocem kelimesinin çoğuludur kelime. Mocem sözlük, meacim sözlükler demek. Kelime akılsız bir varlığın çoğulu. Dolayısıyla müfret müennes hükmündedir. Dolayısıyla ben bunun öncesine hangi ismi işareti koyarsam koyayım, yani ne yazacaksam yazayım, müfret müennes yazacağım. Bakınız. Seneşteri. Satın alacağım benim sözlük olduğuna göre bu araya sözlüğü yazayım bakın. Elif lamla yazayım. Meacime dedim. Fiil içinde gizli fail var. Burası meful şu an. Çünkü arada daha isim işareti yok. Ben şimdi bu kelime aksi varlığın çoğulu için müfret müennestir. Buna uygun bir isim işaret kullansam elbette ki hadihi kullanırım. Hadihin meacime. Şimdi cümlenin irabı şöyle oldu. Fiil içinde gizli fail var. Hadihi mef'ulün bih'tir. İsmi işaretten sonra gelen eflam kelime bedeldir. Aralarında müzekkerlik, müennes ve sayı bakımından uyum bulunmak zorundadır. Dolayısıyla bu müfret müennes olduğu için bu da müfret müennes geldi arkadaşlar. Geçtim 4. 4'te de bakın şurada kamusani demiş ya. Kamusani ile takvim aynı. Diyor ki yani buna yaptığımız şu ikiye yaptığımızın aynısını buna da yapacağız. Leyse fi mektebetina diyor. Bizim ofisimizde yok. Kamusani iki sözlük yok. Ben işte Seneşteri Gamuseyn, yani iki sözlük satın alacağım manasında bir ifade yazacağım oraya. Onu yazayım, daha uzatmayayım. Çünkü izah ettim. Yani bir önceki izahımın aynısı burası. Seneşteril Gamuseyni diye yazıyorsunuz şuraya. Gamuseyni, bakın elif nunu değil ye nunu yazdım. Kemil buradaki Gamuseyn dediği kelime ikili müzekker olduğu için buraya hazeyni yazabilirsiniz. Seneşteri Hadeynil Gamuseyni dedim bakın. Arkadaşlar böyle bir soruda onlarca çeldirici koyulur. Mesela bura doğru yazılır, bura yanlış yazılır. Mesela diyelim ki bu ikili müzekker her şeyi tutmuş. Mesela şöyle bir şey de yazılabilir oraya. Hadani denir ki mesela şu soruya verilebilecek uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir? Seneşteri Hazanil Gamusani diyemezsiniz. Çünkü dediğim gibi burası fiil içinde gizli fail var. Bu kelime mef'ulün bih olmak zorundadır. Mef'ulün bih'in sonunda elif'in bulunmaz. Ye'nin bulunabilir. Bu da tabi irabla alakalı bir şey. Eğer irab kısımlarını hallettiyseniz bunu anlamak, pardon, bunu burada kavramak biraz daha kolay olacaktır. 5'te leyse fi iadetina diyor, bizim muayenehanemizde yok. Mirat ayna yok. Mirat tekil müennes. Demek ki hazihi ile kullanmam gerekir. Artık durumu netleştirmiş olmamız gerekir. Yani inşallah netleşmiştir. Buraya hazihi koymam gerekiyor. Daha uzatmayayım. Ondan sonra mirat kelimesini getireceğim. Cümle şöyle oldu bakın. O diyordu ki bizim muayenehanemizde ayna yok. Ben dedim ki seneşteri satın alacağız. Hadihil mirat, bu aynayı satın alacağız. Müfret müennesli, müfret müennes bir isim işaret kullandım. Altı da leyse fi hakibetina kütübün demiş. Bizim çantamızda kitaplar yok. O zaman kitap satın alacağız diyeceğim. Şuraya kütüp kelimesini yazayım. Bakın. Elif lamlı yazdım. Şarunli olsun diye. El kütübe. Şimdi kütüp kitap kelimesinin akısı bir varlığın yani çoğulu olduğuna göre bu kelime müfret müennestir. Dolayısıyla şuraya müfret müennes bir şey yazmanız gerekir ve demeniz gerekir ki seneşteri satın alacağız. Hazihil kütübe, biz bu kitapları satın alacağız demiş olmanız gerekir. 4'te 7'de leyse diyor yok, fi metbahina bizim mutfağımızda besal soğan yok demiş. Soğan tekil müzekker bir kelime. Şuraya besal kelimesini tekil müzekker formuyla yazayım bakın. Besale. Yani cümle şöyle. Seneşteril besale. Soğan satın alacağız. Araya benden ismi işaret koymamı istiyor. Bu kelime müfret müzekker olduğuna göre oraya yazabileceğim tek ismi işaret elbette ki haza olacaktır. Ve son cümle. Leyse fi beytina diyor. Bizim evimizde yok. Sellace, buzdolabı yok. Bu sefer bu kez diyeceksiniz ki biz buzdolabı satın alacağız. Şuraya buzdolabını marife versiyonuyla yazayım bakın. Es sellacete diyorsunuz. Sellace müfret müennes olduğu için buraya müfret müennes
ismi işaret olarak hazi getirebilirsiniz. Ve dersiniz ki seneşteri hadihil sellace, biz bu buzdolabını satın alacağız demiş olursunuz. Burada dediğim gibi şeyin, yani bu alıştırmanın genel maksatlarından birisi de ismi işaretle müşerrih arasında müzekkerlik müenneslik sayı bakımından uyum var. Size burada mef'ulün bih olan ve yani bu ismi işaret yokken mef'ulün bih olan kelimenin özelliklerini bilmek suretiyle buraya hangi ismi işareti yerleştirebileceğinizle alakalı bir soru sorulmuş. Ben ne yaparım? Tamamında ne yaptım? Bunun bütün özelliklerine baktım. İkil midir, çoğul mudur, tekil midir, bayan mıdır? Buraya koyduğum, mef'ulün bihin öncesine koyduğum ismi işareti ona göre ayarladım. İsmi işaretle müşerrih arasındaki uyumları gözetebiliyor musunuz? Alıştırma ona yönelik. Bu bir kural değil. Yani ismi işaretin, mef'ulün bihin başına ismi işaret getirilir diye bir şey yok. Bu alıştırma yaptırıyor bize. Yani kullansan kullanabiliyor musun? Bununla alakalı bir durum. Bununla alakalı bir alıştırma. Ve beşinci alıştırmada ne demiş? Bakınız. İmle doldur demiş. İmle el ferah boş kısmı bir ismi işareti münasip uygun ismi işaretleri garif el ba'id hem yakın hem uzağa demiş. Fi nefsil vakti aynı zamanda hem yakın hem uzağa kema fi'nin emsile örneklerde olduğu gibi. Mesela kendi yaptığına bakın. Gare demiş. Pardon. Gare demiş. Et talibu kıssate öğrenci hikaye okudu. Şimdi bu failin başına ismi işaret koymuş. Fail olan kelime şu. Yani şu an ismi işareti yokken burası fail. Araya ismi işareti koyarsanız şuraya bedele dönüşür. Şu an bu kelime tekil müzekker. Siz buraya tekil müzekker bir ismi işaret koyabilirsiniz. Tekil müzekker yakın haza uzak salike. Bakın haza ve zalike yazılmış. Burada mesela bu kelime müfret müennes. Buraya müfret müennes ismi işaret koyacaksınız. Buranın müfret müennes ismi işareti yakın hazihi uzak tilke. Bakın hazihi ve tilke yazmış. Yani ilgili kelimenin başına yakın ve uzak ismi işareti yerleştirmek suretiyle arkadaşlar cümleyi tamamlamanızı istemiş sizden. Yani baştan beri aynı şey. Baştan beri ismi işareti kullanabiliyor musunuz? Bütün alıştırmalar ona yönelik. O halde demek ki o ismi işaretin yakınını, uzağını, tekil, ikil, çoğul oradaki her şeyi çok iyi bilmek gerekir. Alıştırmalar ona yönelik çünkü. Tabi bir de irab bilmeniz lazım. Bu kelime cümlenin hangi üyesidir? Ne koyuyorsun buraya? Mesela diyelim ki şu muallimetani demiş. Ben buraya bir tane ikil koyacağım kesin. Ama elif nununu mu koyacağım onu? Ye nununu mu koyacağım? Müzekkerini mi kullanacağım? Müennesini mi kullanacağım? Onu da irabla alakalı bir durum. Bu kelime ikil müennes olduğuna göre, sonda elifin olduğuna göre bu kelime ben buraya ismi işareti koysam bedel şu ismi işaretten sonra gelen kelime bedel olduğu için aralarındaki uyumları gözettiğimde ben buraya yakın ismi işaret arkadaşlar hatani koyarım. Uzak ismi işaret tanike. Hatani tanike. 2. Bakın bu müzekker bu defa. İkil müzekker. İkil müzekker yakın ismi işaretim neydi? Hazani. Uzak neydi? Zanike. Yakın koysam hazani, uzak koysam zanike. Niye elif nunu kullandım? Çünkü kendisinden sonraki kelime elif nunu. Aralarında uyum olmak zorunda. Çünkü bedelle, yani oradaki kural, bedelle müptelün minh arasında bir uyum söz konusu. 3. Seyyare teyni demiş. Seyyare teyniden önce ki bu kelime ben buraya ismi işaret koyduğum zaman bu kelime müşarın nehi olacaktır. Aralarında uyum var. Seyyare teyni ikil bayan nasb halinde olduğuna göre bizim ikil bayan nasb halindeki yakın ismi işaretimiz arkadaşlar. Hateyni. Uzak ismi işaretimiz ise teynike. Bu yakın, bu uzak. Dörtte kasreyni demiş. Bakın ikil, müzekker ve nasb halinde bu kelime. Dolayısıyla ben buraya ikil, müzekker, nasb halinde bir şey koymam gerekir. Yani ismi işareti olarak yakına hazeyni, uzağa zeynike yazmam icap eder. Ennas kelimesi. Nas arkadaşlar insan kelimesinin çoğuludur. İnsanün nasun kelime çoğul olduğuna göre ister yakın kullanın ister uzak kullanın
Yakın yani müzekkeri de müennesi de aynıydı. Yakının müzekkeri müennes çoğulu, uzağın müzekkeri müennes çoğulu aynıydı. Yakın çoğulumuz havilayı, uzak çoğulumuz hülayike olacaktır. Şurada tabakhin var. Tabakhin kelimesi ikil müzekker ve nasb halinde. İkil müzekker ve nasb halindeki bizim ismi işaretimiz arkadaşlar. Hadeyni. Hadeyni uzak olan. Bunu da buraya yazayım. Zeynike. Ya buraya hazeyni yazacaksın yakın. Ya da zeynike yazacaksın uzak. Bir sonrakine bakın. Benat demiş. Benat kelimesi çoğul müennes. Çoğul müennes yakın havilayi. Uzak ise ülaike olacaktır. Buraya uzak koysanız şuraya. Ülaike. Havilayi ülaike gelir. 8. Bakın. Harufeyni demiş. Harufeyn ikil müzekker nasb halinde olduğuna göre buraya hazeyni gelecek. Yakın. Uzak yazacaksanız o da zeynike olacaktır arkadaşlar. Anlamlarını söyleyeyim. Bakın şunlar olmadan yani inşallah bunu görebilmişsinizdir. Şu kelimeler olmadan bu aslında tam bir cümle şurası. Ki bu kelime mef'ulün bih bakın. Ehtarat Ayşe diyor. Ayşe getirdi. Seyyareteyn iki araba getirdi. Fiil, fail, mef'ul. Yani burası tam bir cümle. Anlamlı bir cümle. Hiçbir eksiği yok. Ama araya diyor ki ismi işaret koysan nasıl olur? Nasıl kullanırsın? Tam mana da değişecektir. Bir ekleme olmak suretiyle. Ahtarat Ayşe tu hateyni seyyaratteyn diyor. Ayşe bu iki arabayı getirdi. Zare Yahya hadeynil kasreyn. Yahya diyor bu iki sarayı, bu iki kasrı ziyaret etti. 5. Yutabiu havlayn nas. Bu insanlar diyor izliyorlar. Külle beramiç her programı izliyorlar. 6. Maraitu emra emhara diyor. Daha mahirini, daha beceriklisini görmedim. Min hazeyni tabbakayn. Bu iki aşçıdan başka fi hayati diyor hayatımda bu iki aşçıdan başka daha mahir birilerini görmedim. 7. Havlayl benat bu kızlar yahfezne ezberliyorlar. Yahfezne Kur'an, Kur'an'ı ezberliyorlar. 8. Ekelel esedü diyor aslan yedi. Hazeynin harufeyn aslan bu iki koçu yedi demiş. Anlamları da böyle. 6. alıştırmada kalalım. 6 ve bunun hemen sonrasında bir tane şey alıştırması var. Bakın İrab alıştırması. Bundan sonrasını da bir ders halinde yapalım. Çünkü orada bir de İrab anlatılması lazım. Şuradaki değişikleri göstermem gerekecek 6. alıştırmada. 6 ve 7.yi de bir sonraki ders yapalım. Allah izin verirse. Bir sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.